Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizden itibaren 4 ders örnek uygulamalar yapacağız. Çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Gelin birlikte ilk örnek uygulamamızı yapalım After Effects'te. Hatırlarsınız ilk derslerimizde şöyle bir logo TV şeklinde bir kompozisyon oluşturmuştuk. Şimdi ben bunu yeniden hazırlayayım sizin için. Şöyle Compositions klasörüm seçiliyken pop-up menüden Compositions'ı seçerek yeni Composition diyorum. Ve 200'e 200 piksel custom bir kompozisyon açıyorum. Adına da TV logo diyorum arkadaşlar. Büyük harflerle yazayım. Görmek kolay olsun. OK butonuna tıklayarak yeni bir yeni bir kompozisyon açtım. Bakın burada yeni de hatırlatmış oluyorum. Defalarca söylüyorum. Burada tertipli, düzenli olmak bize çok şey kazandıracak. Daha sonra istediğimiz footage ya da kompozisyonu rahat bulabilmemiz için burada düzenli çalışmak çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Hatırlayacaksınız, televizyon logomuzu da buradaki Images klasörünün içine atmıştık. Bunu açıyorum ve üniversitemiz televizyonunun logosunu, Lefke Avrupa Üniversitesi televizyonun logosunu buraya bırakıyorum. Bakın, kompozisyonum 200'e 200 piksel boyutunda olduğu için benim içine koyduğum footage özelliği, yani boyutu çok daha büyük olduğu için şöyle composition ekranımın şurası, onun dışında şöyle tutamaklarla hayali çizgilerle gösteriyor. Aslında benim footage'ımın boyutu, orijinal boyutu bu kadar. Şimdi ne yapacağım? Ben bu logomu bu composition window'un içine küçülteceğim. Hemen onu yapalım. Nasıl yapıyorduk? İşlem yapacağım layer'ın üzerindeki bu üçgen ikonuna tıklayarak genişletiyorum. Transform'la ilgili özelliklerimi de şuradaki yine kenardaki üçgeni tıklayarak açıyorum. Buradan Scale komutunu kullanarak bu logoyu bu 200'e 200 piksel ekranındaki Composition Window'una küçülteceğim. Burada asıl yapmak istediğim şey, bilirsiniz televizyon ekranlarında sağ üstte ya da sol üstte televizyonların logosu olur. Ve onlarda küçük birer ya ışık oyunu ya animasyon, animatif bazı şekiller olur, görseller olur. Ona benzer bir şey yapmaya çalışalım bu dersimizde. Logomuza bir hareket, küçük animasyon, ışık oyunu vesaire gibi şeyler yapalım bu uygulama dersimizde. Evet, ilk önce ne dedik? Logomu bu ekrana sığdıracağım. Bunun için buradaki scale özelliğini kullanarak buradan bakın küçültüyorum. Şöyle mouse'la küçültebileceğim gibi şöyle buradan tıklayarak numerik olarak 35 iyidir. İzmir'in plaka numarası 35. Şöyle sığdırdım. Bu gayet iyi. Burada bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın, şimdi burada transform'la ilgili özelliklerde transform açtığım zaman aşağı doğru bayağı bir yer harcıyorum. Ekrandaki yerim çok sınırlı. Sadece bu transform'la ilgili özelliklerden herhangi biriyle çalışacaksam bu yine After Effects'te bu konuyla ilgili çok güzel bir özelliğim var. Onu da burada hemen yeri gelmişken söyleyelim. Farz edelim sadece scale özelliğiyle çalışacağız bu layer'la ilgili. Şunu kapatayım. Çalışma yapmak istediğim layer katman seçiliyken scale'ın baş harfi olan S harfine basarsam gördüğünüz gibi sadece scale özelliği burada kendini gösterir ve ilgili değişikliği yaparım. Aynı şekilde tekrar hepsini genişletirsem bakın anchor point, position, rotation, opacity
Opacity hariç hepsinin baş harflerine basarsam, yani anchor point ile ilgili, tekrar şöyle kapatayım. A harfine basarsam bakın anchor point. Bu özelliğe uymayan sadece opacity'dir arkadaşlar. Opacity neydi? Görünürlük. Evet. Opacity özelliği bakın. Gönüllü açıp kapatır. Bir tek opacity uymaz dedim bu kurala. Opacity eğer opacity şeklinde hecelerseniz burada kısa yolum bunun için T'dir. T harfi yani. T harfine bastığımda opacity ile ilgili tekrar %100 yapalım bunu. Şöyle özellikle çalışırsınız. Sadece bu güzel bir özellik. Kullanın. Yani tümden böyle aşağı doğru birçok özelliğin açık olmasındansa sadece işlem yapacağınız, şöyle scale farz edelim, özelliğin açık olması size bayağı bir yer kazandıracaktır. Evet. Logomuz bu şekilde. Şimdi buna bir ışık oyunu yapmak istiyorum. Burada yapmak istediğim şey bu örnek uygulamada televizyon logosunu, bir televizyon logosunu nasıl bir animasyon ya da bir ışık oyunu yaparız. Şöyle üzerinden bir ışık geçirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Efektlere artık buradan ulaşacağınızı biliyorsunuz. İlgili layer seçiliyken üzerinde sağ tuş ve efekt diyorum. Bu menüye bu şekilde ulaşıyorum. Ve buradan generate başlığı altında light sweep efektini tıklıyorum. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Buradaki efektlerin çoğunu hangisi hangi grup altında zamanla kullana kullana öğrenirsiniz. Hani bulamıyorum ya da neredeydi gibi. Çünkü birçok efekt var ve sizin daha kolay bulabilmeniz için After Effects bunları grupluyor. Bu şekilde daha rahat ulaşabilmeniz için. Eğer bulamazsanız efektle ilgili herhangi bir anahtar sözcüğü hatırlarsanız da bulabilirsiniz. Onu da şu şekilde yaparız. Yine buradan pop-up menüden, window'dan Effect and Preset panelini tıklayarak açarız ve burada size o efekti hatırlatan baş harfleri birkaç harfi yazarsanız ulaşabilirsiniz. Örneğin sweep şeklinde yazarsam bakın sweep ile ilgili burada iki tane bir animation presetim bir de efektim var. Böyle de bu şekilde ulaşabilirsiniz istediğiniz efekte arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu efekti uygulamaz. Hemen şurada bir ışık belirdi logomun üzerine ve efekt panelimde de burada görüyorsunuz. Bu ilgili efekte değişiklik yapabilmem için bazı ayarlar, düzenlemeler ve başlıklar var. Şimdi bunlara bakalım. Hemen hemen her efekte burada animation presets başlığı altında hazır bazı efektler var arkadaşlar. Ya da siz yaptığınız bu efekti buradan save edebilirsiniz. Bakın bunun şu anda light sweep'ini yok ama siz biz oluşturduğumuz bu efekti daha sonraki bu tarz uygulamalar için bir animasyon, animation preset olarak bir kalıp olarak saklayabiliriz. Bu özellikle çok önemli After Effects'te arkadaşlar. Evet ilk parametrem center. Burada görüyorsunuz bir article var. Ve şunu hemen yeri gelmişken yine tekrar edeyim. Eğer herhangi bir özelliğin yanında böyle bir ikon görüyorsanız, şöyle küçük bir kronometre vari bir ikon, bu özelliğin anime edilebileceğini gösteriyor. Buradaki article'ı tıklayarak bakın, ekran üstünde istediğim yere koyabilirim bu center'ı. Ya da bu center'ın simgeleyen şu article'ı ekran üstünde dilediğim yere tutup sürükleyip bırakabilirim. Bizim finalde istediğimiz amaç logonun üzerinden şöyle bir ışık geçirmek. Şöyle. Bunu nasıl yapılacağını görelim. Öncelikle buradaki diğer ayarlara da bir göz atalım. Buradaki direction
Şöyle bakın. Logonun üzerine bakın arkadaşlar, şuraya. Bu ışığımın yönünü değiştiriyor. Ben şöyle şu eğimde istiyorum. Şöyle yukarıya doğru. Bu üniversitemiz televizyonunun logosu. Bir sonraki ayarım shape. Şu anda sharp'ta. Diğerlerine bakıp bir etkisini görelim. Smooth'ta bakın biraz daha yumuşadı köşelerim. Linear'de de yine çok bir nüans diyebileceğimiz bir farklılık var. Ben sharp'ta durmasını tercih ediyorum. Daha keskin bir görüntü elde etmek için. Width, genişlik, ışığımın genişliği. Bakın arkadaşlar, daha genişletip daraltabilirim. Şu benim için iyidir. Aynı şekilde sweep intensity, ışığımın şöyle şiddetini artırır. Evet, birazcık güçlü istiyorum. Şöyle ki. Evet, birazcık dikkat çeksin istiyorum. Çünkü bilirsiniz, bir ekranda, bir fotoğrafta ilgi sürekli hareket yönündedir. Yani burada eğer televizyonda duran bir kare izlerseniz, sol üstte ya da sağ üstte televizyonunun logosunun şöyle küçük bir hareketi size hemen gözünüzü, algıyı harekete doğru çevir, hemen orayı görürsünüz. Son zamanlarda televizyon kanalları hepsi bu özelliği kullandılar ve logolarının hemen hepsi, tüm televizyon kanallarının logoları hareketlidir arkadaşlar. Hareketli olmayanın bile üstüne en azından şöyle bir ışık oyunu vesaire gibi küçük bir animatif hareket vardır. Evet, diğer özellik burada Edge Thickness. Bunda da bakın şöyle, şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada, şu noktada. Köşenin varlığını bize daha hatırlatacak şekilde. Evet. Şöyle. Daha sanki kalınlaştırıyor. Kalınmış hissi. Aslında bu iki boyutlu bir image, bir fotoğraf ya da bir grafik. Ama şöyle üzerinden ışık geçince bu buradaki kalınlığı artıyor. Bir üstteki, onu atlamıştım. Edge intensity ise şöyle bakın. Işık duyarlılığını, köşelerin ışık duyarlılığını artıran bir özellik. Evet, şu iyidir. Şu bayağı belirginleştirdi. Bu ayarlar kalsın. Bir diğer özellik burada ışık rengimi belirleyebilirim. Siz dilerseniz buradan şuradaki kutucuğu tıklayarak istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bakın portakal rengi bir renk seçtim. Ya da buradaki damlalığı kullanıp şuradan ekran üstünden herhangi bir renk belirleyebilirsiniz. Bakın. Ama beyaz sanırım bizim logomuz için en uygun sonucu veriyor. Şöyle. Bir diğer özellik Light Reception. Bu efektle ilgili olarak efekt panelimde. Buradan şu anda Add modunda. Bir diğer modum Composite modum. Bakın biraz daha absorbe etti. Yani soğurdu ışığımı. Şöyle tekrar Add'e döneyim, bakın daha canlı. Bir nüans var, biraz absorbe etti ışığımı. Şöyle. Tekrar Add'de kalsın. Cutout ise çok farklı bir özellik. Şimdi dikkatle izleyin arkadaşlar. Bakın Cutout'u seçtiğim anda. Bakın ne oldu. Sadece ışığın geçtiği yerler gözüküyor, bakın. Fark ettiniz mi? Şöyle. Işığı üzerinden geçirdiğimde açığa çıkarıyor nesnemi. Bunu reveal, yani açığa çıkarmak istediğim şeyler için kullanabilirim. Şöyle ki buradaki ışık özelliğini ben burada kısıp açarsam şöyle, ya da şurada bakın. Genişliği. Şurada reveal yapabilirim logomu. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi burada daha belirgin. Şuradaki edge thickness şöyle azaltırsam köşeler sanki daha, bakın logomun köşeleri daha kalınlaşıyor burada. Bunu da bu tarz işler için kullanabilirim. Yani açığa çıkarma, şu width özelliğini anime ederek bakın şöyle logomu açığa çıkardım. Şöyle soft bir animasyon yapabilirim. Ama benim istediğim şu anda şuradaki add
özelliğini kullanarak şöyle logomun üzerinden şöyle bir ışık geçirmek. Şöyle şuradaki viti tekrar şöyle alayım. Şu daha iyi. Şöyle. Evet. Tahmin etmişsinizdir. Bu animasyonu sağlamak için buradaki center özelliğini keyframe verip animasyonu sağlayacağım timeline üzerinden. Başlangıç noktası olarak şu noktanın iyi olacağını düşünüyorum. Şu ekranın dışında bir nokta. Ve burada bu efekt panelinin üstünden center'ın keyframe'ini tıklayarak burada buna keyframe veriyorum. Ve bir süre sonra timeline'ımdan kaç saniye boyunca geçecekse logomun üstünden onu da buradan belirliyorum. 4 saniyede geçmesini istiyorum. Bakın burada 4 saniye oldu. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben burada izleme çubuğunu şu sarı noktasından tutup sürükleyebileceğim gibi klavye üstünden de şöyle sürüklerim. Timeline'ımı, izleme çubuğumu istediğim noktaya getiririm. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Ve cursor sağ sol tuşlarıyla şuraya bakın arkadaşlar. Time kodun ilerlediğini göreceksiniz. Şöyle 4 olana kadar şuradan hassas bir şekilde ilerletiyorum. Kesinlikle sadece cursor tuşuna basmıyorsunuz. Sadece cursor tuşuna basarsanız burada seçili olan layer kompozisyonunuzun üzerinde yer değiştirir. Yani bakın şöyle. Şu anda bastım. Birazcık büyüteyim algılanması için. Şöyle bakın. Şöyle bastım. 2, 3, 4, 5 kere bastım ve sağa doğru hareket etti. Ama buradaki izleme çubuğum hareket etmedi. Hemen ben undo işlemi yapayım. 5 kere. Ki objem yine eski yerine gelsin. Evet, 4. saniyede yani 4 saniye boyunca tekrar bu efektimi buradan şöyle bakın şu aktifliyorum ki bana buradan bana center'ı gösteren article gözüksün. Başka türlü gözükmez arkadaşlar. Bakın şöyle çıkınca buradaki ayarlayacağım nokta gitti. Bunu aktiflersem buradan bu noktayı tekrar görürüm. Şöyle buradan tutup şöyle yukarıya doğru çıkartıyorum. Çıkış noktası olarak da burası iyidir. Buradan açıp bakmama gerek yok keyframe'i oluştu mu diye. Çünkü ikinci yerine götürdüğümde otomatik olarak bana burada yeni bir keyframe oluşturdu. Keyframe'leri açığa çıkarmak içinse yani layer'ın üstünde herhangi bir katmanın üstünde ne kadar keyframe var görmek içinse klavye üstünden U tuşuna basarız arkadaşlar. U tuşuna bastığımızda burada bakın bana keyframe'lerimi gösterir. Başlangıçta oluşturduğumuz keyframe ve 4. saniyede oluşturduğumuz yeni değer keyframe. Ara değerleri After Effects otomatikman bize animasyon olarak hazırlıyor. Bakın burada center özelliğinde keyframe yaptığımızı gördük. CC Light Sweep efektinde. U tuşuna bastığımızda bu ne kadar keyframe varsa hepsi burada açığa çıkar arkadaşlar. Hemen başa alalım izleme çubuğumuzu ve animasyonumuzu izleyelim. Bakın. Evet. Şöyle bir animasyon. Şöyle tekrar izleyelim. Evet. Dilerseniz bir de buna bu ışık değişiminden sonra küçük bir döndürme hareketi verelim. Ve nasıl olacağına bakalım. Onu nasıl yapacağımıza bakalım. Bu ışık değişimi geçtikten sonra arkadaşlar 1 saniyelik bir boş süre veriyorum. Şöyle onu da 6. saniye getirelim. Ya da şöyle yapalım. Bu ışık değişimini sadece 2 saniye içinde gerçekleştirelim. Ben izleme çubuğumu 2. saniyeye getiriyorum ve buradaki keyframe'i sürükleyip şöyle 2. saniyeye taşıyorum. Bakın artık 2 saniyede geçecek bu ışık. Biraz daha hızlı geçecek. Şöyle.
İlk önce renderliyor. Şu yeşil alan dolduğunda renderleyecek. Daha doğrusu hesaplama yapıyor ve real time oynuyor. Bakın şu hızla geçti. Sonra 1 saniye ya da 2 saniye logum boş bir şekilde dursun ekranda. 4. saniyeye getiriyorum. Ve burada arkadaşlar logomun kendi Y ekseni etrafında şöyle bir tur yapmasını istiyorum. Sağ tuşla efekt menüsünden absolut başlığı altından şuradan Basic 3D efektini tıklıyorum. Bakın Basic 3D hemen efekt kontrol panelime geldi. Light Sweep'in yanındaki oku tıklayarak sadece Basic 3D'yi açıyorum. Burada bakın Swivel özelliğiyle dikkat edin. Şöyle logomu döndürmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar ben bunu resetleyerek şöyle eski değerini alayım. Ve 4. saniyeden itibaren bunun 2 saniye boyunca tekrarlamak istiyorum. Hazırlamak istiyorum. Burada hemen göreceksiniz. Tilt de arkadaşlar şöyle bir hareket yaptır. Şöyle. Tekrar resetliyorum. Benim istediğim şu hareket. Burada Swivel özelliğine şurada bir keyframe veriyorum. Ve 2 saniye boyunca bunu 6'ya getiriyorum. İzleme çubuğumu. Şurada yine öğrendiklerimizi tekrarlamak maksadıyla klavye üstünden kontrol tuşuna basıyorum. Cursor tuşuyla bu noktada 6'yı görene kadar ilerliyorum. Evet, izleme çubuğum 6'dayken burada bakın bazı değerler 0 çarpı artı 0. Buradan değiştirebilirsiniz. Şöyle. Ama ben bir tur atmasını istiyorum. Tekrar resetleyeyim bu noktada. Şöyle bir tur dersem 1 çarpı 0 bana bu noktaya kadar bir tur atacak ve eski haline gelecek benim logom. Yani şöyle bakın. Şöyle. Tam bir 360 derece dönüş yapmış olacak 2 saniye içerisinde. Şöyle yani baştan izlersek benim animasyonum şöyle ilk önce bir ışık 1 saniye boş duruyor. Düzeltiyorum 2 saniye boş duruyor. Sonra şöyle bir dönüyor. Evet. Ben şurada 6 saniyelik bir animasyon hazırlarsam bu şekilde. Bakın. Work arayamı nasıl yapıyordum? Bitmesini istediğim noktaya izleme çubuğumu koyup klavye üstünden N harfine basıyordum. Ya da şuradan sürükleyip bırakabilirim. Work arayamı belirlemek için. Klavye üstünden nümerik kısmından nümerik pad'den 0 tuşuna basarsam da şöyle ön izleme alırım arkadaşlar. Logo animasyonum şöyle oldu. Televizyon logo animasyonu. Evet. Yine Swivel hareketini yaptıktan sonra 1-2 saniye daha beklemesini istiyorum. Ki hareket tutarlılığım olsun. Şöyle 8. saniyeye geliyorum arkadaşlar. Şuradan izleyerek bakın. Sonra şuradan da izleyebilirsiniz. İzleme çubuğunuzun nerede olduğunu. Buradayken klavye üstten N tuşuna basıyorum. Şimdi ön izleme yapıyorum animasyonumu. Evet. 2 saniye bekliyor. Tur atıyor. 2 saniye bekliyor. Üzerinden ışık geçiyor. Böyle hareketli bir televizyon logosu tasarlamış oldum arkadaşlar. Şimdi bunu televizyon üstünde yani bir PAL DV ekranında nasıl görüneceğini görelim. Projemi kaydediyorum. Bunu kapatayım. Yeni bir composition açalım. Yeni bir kompozisyon. PAL DV presetinde şöyle bakın. Buna da test logo diyelim arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim görmek için. Şöyle. Evet. Ve burada Project Window'dan yine composition açık değilken oluşturduğum için test logo burada açıkta kaldı. Onu da yine composition klasörünün
İçine atalım sürükleyerek şöyle. Compositions klasörünün içinde az önce oluşturduğumuz TV logo kompozisyonu aynen bir layer gibi, aynen bir footage gibi buradan tutup şöyle timeline'ınıza sürüklediğinizde bakın composition boyutunca boyutları ne kadarsa orada bir ekranın üstünde görmüş oluyoruz hazırladığımız televizyon logosunu. Tabi bu televizyon logosu olmak için çok büyük. Bunu şöyle sol üstte taşıyalım. Buradan Title Action Safe arayamızı da açalım. Bir televizyon logosu şuralarda olmalı. Ve bunu biraz küçültelim. Artık öğrendik, aktifliyoruz. Sadece S harfine basarak Scale özelliğini açıyoruz. Şöyle küçültüyorum. Şöyle bakın. Sol üstte biraz büyüteyim o noktayı. Şöyle şuraya taşıyayım. Evet, bu alan sol üstü kullanacaksam eğer televizyon logosu için iyi bir noktadır. Şöyle izliyorum. Safe Area'yı tekrar kapatayım. Şöyle bakın. Şöyle bir televizyon logom oluştu. Tabii ben bunu loop özelliğini kullanarak ya da burada sürekliliğini burada arka arkaya kopyalayarak burada logomu, televizyon logomu anime etmiş olurum arkadaşlar. Evet, bu dersimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.